büyük yatırımcılardan öğreneceğimiz çok şey var. Onların doğruları, yanlışları, taktikleri, stratejileri, bakış açıları hepsi bizim için kıymetli. Neyse ki bunları anlatan muazzam kitaplar var. Bunların en ünlülerden bir tanesi Peter Lynch'in Borsada Tek Başına isimli eseri. Peter Lynch'in önemi benim için bana yakın bir yatırımcılık anlayışının olması. O büyüme hisselerine yatırım yapıyor. Peki büyüme hisselerine yatırım yapmak demek ne demek? Peter Lynch kitapta başka ne tavsiyeler veriyor? Hepsini size için özetledim. Ve bu harika mekanda sizlerle paylaşacağım. Peter Lynch en önemli Amerikan yatırımcılarından bir tanesi. Yatırımcı olduğu dönemde yıllık %29 ortalama dolar bazında kazanç getirmiş. Bu onu Warren Buffett'ın bile üstüne çıkartıyor aslında yatırım performans açısından. Ama daha kısa bir yatırımcılık hayatı var. O yüzden toplamda aldığı sonuç daha eksik. Peter Lynch kitabına çok önemli bir temel hatırlatmayla başlıyor. Hisse senedi almak demek bir şirkete ortak olmak demektir. O halde doğru şirketleri seç. Teknik analizlerle, ekonomi nereye gidiyorlar, bir dahaki resesyon ne zaman gelecek tahminleriyle, dibi bulmakla ilgilenmeyin, doğru şirketler seçin diyor. Eğer doğru şirketleri doğru fiyatlarda alırsanız ve yeterince sabır gösterirseniz bu size mutlaka para kazandırır. Peki başka ne diyor Peter Lynch kitabında? En önemli çıkarımlarından bir tanesi, biz bireysel yatırımcıların Wall Street yatırımcılarını yenebileceği bu konuda çok iddialı. Çünkü diyor Wall Street'teki profesyonel fon yöneticilerine hesap vermesi gereken çok insan var. Onlar uzun vadede bakamazlar. Onlar küçük şirketlere yatırım yapmaktan çekinirler. O da ancak başka herkesin yatırım yaptığı yere yatırım yaptığında üstlerine ve müşterilerine hesap verebilirler. Oysa siz bir bireysel yatırımcı olarak bunun çok üstüne çıkabilirsiniz. Yine Peter Lynch diyor ki bir avantajınız daha var. Siz bir profesyonel yatırımcı olmadığınıza göre başka bir iş yapıyorsunuz. O halde o iş yaptığınız dünyayı çok iyi tanıyorsunuz. Belki orada muazzam yatırım fırsatları görebilirsiniz. Mesela tarımdaysanız hangi traktör şirketinin ileri gittiğini görebilirsiniz. Mesela bir kuaförseniz hangi kozmetik bakım ürünlerinin orada çok popüler olduğunu fark edebilirsiniz. Ve bu da size iyi yatırım fırsatının önünü açar. Çünkü Wall Street'teki arkadaşlar fil dişi kulelerinden aşağı inip bu tip şeylere bakamıyorlar. Uzmanlaştığınız endüstride veya meraklısı olduğunuz alanda doğru şirketleri seçerseniz ve onların büyüdüklerini biliyorsanız, onların geliştiklerini, onların harika ürünlere sahip olduğunu biliyorsanız daha çok para kazanabilirsiniz diyor Peter Lynch. Peter Lynch'in bana kattığı önemli bir başka konu da hangi tip şirketi seçmemiz gerektiği. Lynch'e göre 6 tip şirket var. Yavaş büyüyenler, orta hızla büyüyenler, çok hızlı büyüyenler. Bizim Nasdaq'taki hisseler genellikle bu kategoriye giriyorlar. %20 ve büyüme elde edebiliyorlar. Varlıklar açısından zengin şirketler, geriye dönüş hikayesi olan şirketler, bir de döngüsel şirketler. Yavaş büyüyenleri ve orta hızla büyüyenleri bir kenara bırakalım. Lynch de öyle yapıyor zaten. Diyor ki o şirketlerden hisse senedi bazında para kazanamazsınız. En iyi ihtimalle temettü olabilir. Hızlı büyüme şirketlerini bizim Tesla'mız gibi nasıl para kazanacağımız zaten belli. Bu şirketler çok hızlı büyüdükleri için fiyat bölü satış oranları gibi oranlarda acayip hızlı değer artışları getirebiliyorlar. Geri dönüş hikayesi olan şirketler mesela bizim PayPal'ımız ve Intel'imiz öyle şirketler. Bir şekilde şirket kötüye gitmiş ama iyi bir yönetici geldi ve şirketi geri toparlıyor. Lynch diyor ki bunlardan iyi para kazanabilirsiniz. Ve son olarak da döngüseller. Döngüseller kâr zararını belli bir döngü çerçevesinde tahmin edebileceğimiz şirketler. İşte havayolu şirketleri yaz sezonu olunca iyi olur, Covid olunca kötü olur gibi. Bu döngüleri biliyorsanız bu döngülerin trading yapabilirsiniz. İyi para kazanabilirsiniz diyor. Bir de son olarak da varlıkları kuvvetli ama bu varlıkları piyasa tarafından fark edilmemiş şirketler bulabilirsiniz. Mesela ilginç bir fikir, Volkswagen'in Porsche hissesi çok değerli aslında. Volkswagen'in toplam değeri Porsche'den az. Belki bu böyle bir gizli varlık olarak düşünebiliriz. Peter Lynch bize aynı zamanda iyi şirketlerin ve kötü şirketleri ayırt etmek için harika çerçeveler de sunuyor. Oradaki maddelerin tamamına katıldığını söyleyeceğim. Peter Lynch'in bu kitabı 80'lerin dünyasını anlatıyor. Bugün işler biraz daha farklı. Ama temelde diyor ki yatırım yaptığınız şirketi iyi tanıyın. Sessiz sedasız, iyi yönetilen, yüksek karlı, yüksek performans şirketleri tercih edin. Bir anda modalara kapılmayın, heyecanlara kapılmayın. Herkes ona yatırım yapın diye yatırım yapmayın diyor. Ve hem yatırım yapılması gereken hem de kaçınılması gereken şirketler konusunda harika örnekler sunuyor. Size tavsiyem bu kitabı mutlaka alın. Her yatırımcının kütüphanesinde bulunması gerekiyor. Bazı temel ilkeleri bu efsanevi yatırımcıdan öğrenmenizde fayda var. Kitap Türkiye'de Scala Yayıncılık tarafından yayınlanmış. Hepinizde şiddetle öneriyorum. Fiyatlar biraz pahalı ama sonuçta kitaplara ödediğimiz para en hızlı geri dönüşü olan para, en iyi yatırım kitap bence.